Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri, Sanayi Gazetesi'nin bu haftaki gündemiyle karşınızdayım. Manşet haberimizle başlayalım. Savaşın ardında bıraktığı ticari yıkım başlıklı haberimiz. İsrail ve Hamas arasında süren yoğun savaş ortamı ticareti de doğrudan etkiledi. Türk üreticiler henüz ticari boyutta olağanüstü bir durumla karşılaşılmadığını belirtirken, sürecin uzaması halinde karşılaşılacak muhtemel tablo merak konusu oldu. Hepimizin bildiği gibi İsrail ve Hamas arasında yoğun bir çatışma geçiyor ve bu çatışmanın ortasında birçok sivil kayıp var. Fakat bir de işin ticari boyutu var. Türkiye, Avrupa ile Orta Doğu'yu bağlayan bir köprü konumunda ve bu ticari yıkımdan en çok etkilenecek ülkeler arasında da ilk sıralarda alıyor. Ali Alper Olgun, Plastik Sanayicileri Derneği Başkan Vekili ve ekonomist Erdal Özel'in Sanayi Gazetesi'ne özel değerlendirmelerinin bulunduğu bir haber. Editör arkadaşımız Müberra Gören yazdı. Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde milyonluk büyüme başlıklı haberimiz. İstihdam ve üretimde merkez olma yolunda ilerleyen Konya Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi, 3. etap için 1 milyon 100 bin metrekare alanın organize sanayi bölgesine kazandırılması yönünde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aslında bu haber hem sanayiciler için yatırım odaklı büyük bir gelişme, hem de istihdam için kentteki refahın arttırılması adına büyük bir gelişmeydi. Geçelim bir diğer haberimize. İTOP Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni vizyonu, güven öncelikli yönetim kültürü başlıklı haberimiz. Olaylı bir sürecin ardından gerçekleştirilen seçimlerde Faruk Uğurlu, İTOP Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Uğurlu göreve gelmesiyle birlikte OSB'nin geleceğine dair planlamalarını ve bundan sonraki yönetim sürecini anlattı. Aslında olaylı bir süreçti. Gerçekten sansasyonel bir seçim gerçekleşti. Bunun videosunu da çektik. Yani buna özel bir video da hazırladık. Sanayi TV'den videoya da ulaşabilirsiniz. Haberin detaylarını yine Sanayi Gazetesi üzerinden de okuyabilirsiniz diyelim ve geçelim. Yarım asırlık hayal Akkuyu'da gerçekleştiriliyor. Son yıllarda artan enerji ve iklim krizi sebebiyle fosil kaynak kullanımının azaltılmasını isteyen ülkeler nükleer enerjiye yatırımlarını artırmaya başladı. Son yıllarda enerji yatırımlarına hız kazandıran Türkiye ise artan talebi karşılamak için yarım asırdır verdiği nükleer enerji mücadelesinin temellerini Mersin'de atıyor. Türkiye'nin nükleer enerji mücadelesini Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren nükleer enerji mücadelesini derlediğimiz bir haberdi. Gelelim savunma sayfamıza. Savunma sanayide iki devlet ortak güç başlıklı haberimiz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun yıllardır devam ediyor. Türk savunma sanayi şirketleri Azerbaycan ordusunun Sovyet yapımı eski nesil teçhizatlar yerine modern savunma teçhizatlarıyla donatılması konusunda aktif rol oynuyor. Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok farklı yönden ortaklık var. Bizlerse savunma sanayi yönünde, özellikle son yıllarda artan savunma sanayi yönündeki ortaklığına değindik bu haberimizde. Evet, nasıl başardı serimizin ilk videosu ve ilk haberi. Sabırla inşa edilen üretim imparatorluğu Enka Civata. Sanayi TV ekranlarında başlayan Türkiye'nin üreten gücüne güç katanların hikayesi nasıl başardı? İlk bölümünde Enka Civata kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Vahit Yıldırım firmasının kuruluşunda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Köklü bir sanayici olan Vahit Yıldırım'ın hayat hikayesi, dünü ve bugününü anlattığımız videoya Sanayi TV üzerinden ulaşabilirsiniz. Keza yine haberini okumak isterseniz Sanayi Gazetesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Geldik otomotiv sayfamıza. Geleneksel markaların devri bitiyor mu? Neredeyse tüm otomobil üreticileri içten yanmalı motora sahip otomobilleri yavaş yavaş bir kenara bırakıp elektrikli araçlara yönelik üretim yapmaya başladı. Fakat doğuştan elektrikli markalar hep bir adım öndeyken geleneksel markalar neden çıkmaza giriyor? Tesla gibi elektrikli araç firmalarının şu an rekabette öncül bir konumda olduğunu biliyoruz. Fakat geleneksel markalar Ford gibi veya Toyota gibi markaların, geleneksel diye tanımladığımız markaların neden şu an rekabette geriye kaldığını derlediğimiz güzel bir analiz. Gelelim 8. sayfamıza. Teknopark İstanbul'da Asya rüzgarı esecek. Teknopark İstanbul, Asya Bilim Parkları Birliği tarafından düzenlenen, Asya merkezli önde gelen teknoparkların ve teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği Asya Bilim Parkları Birliği konferansının 26.sına ev sahipliği yapacak. Teknopark İstanbul'un bütün Asya teknoparklarına ev sahipliği yapması hem Türkiye'deki teknoparkların geleceği açısından hem de Türkiye'deki girişimciler açısından oldukça önemli. Yine haberin detaylarına Sanayi Gazetesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ulaşabilirsiniz diyelim. Maden sektöründe enerji dönüşümü. 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat kapsamında 2050 yılı için iklim nötr olma hedefi bulunuyor. Buna yönelik başlayan temiz enerjiye dönüşüm hareketiyle birçok işçi için büyük risk oluşturan kömür madenlerinin de kapanması gündemde. Aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte sanayideki yeşil dönüşüm hareketi de hız kazanmıştı. Biz bunun maden sektörüne olan yansımasını irdeledik bu haberde. Yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte artık kömür madenlerine de yavaş yavaş ihtiyaç azalacak. Böylelikle Soma maden faciası gibi faciaların da en azından önüne geçilmiş olacak. Editör arkadaşımız Ceylan Köseoğlu'nun yazdığı haberin devamını da yine Sanayi Gazetesi üzerinden okuyabilirsiniz. Evet, iki sayfa borsa çalıştık bu hafta. SPK tarafından halka arzı onaylanan Turex şirketinin gelecek yatırımları ve şu andaki planlamalarını işlediğimiz bir sayfa. Diğer borsa sayfamızda da borsadaki yatırım stratejilerini irdelediğimiz bir sayfa idi. Evet, son sayfamızda da manşetteki haberin devamına yer verdik. Sanayi Gazetesi'nin haftalık gündemi bu şekildeydi. Eğer sizler de Sanayi Gazetesi'ni okumak ve incelemek isterseniz ekranda yer alan numara üzerinden iletişim kurarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki Sanayi Gazetesi gündemiyle gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.